Veririz dedi. Üç kağıtçı. Bak AK Parti'ye oy attım ben ama bir daha atmam. İlk dönemde de vermedi. Ne yapacağım ben? Neyle geçineceğim ben? Esnafa para verilmedi. Borç içindeyim ben. Damadı dünyayı vurdu gitti. Kendileri yiyeceklerine, 5'er maaş, 4'er maaş kendileri alacaklarına millete baksın biraz da. Esnafa verilen hibe desteklerini soruyoruz. Bize bir şey vermediler. Emekliyim. Bak AK Parti'ye oy attım ben ama bir daha atmam. 400 spor maaşı 100 lira para verdi bana zam. Zam yapıldı işte %8 telli değil. Ev kira. Ne yapacağım ben? Neyle geçineceğim ben? Borç içindeyim ben. Borcun içinde yüzüyorum ben. Esnaflar da aynı. Esnaflar daha zor. Esnaf işi daha zor. Bize vermiyor. Emeklilere vermiyor. Esnafa veriyor. Veriyor ama bu para ne yapacak adamın? Dükkanı kira, evi kira. Kahveci ne yapsın? Doğru şeyi yok. Geliri yok adamın. Elektriği var, doğalgazı var, suyu var. Ne yapsın bu adam? Nasıl geçinecek? Evli adam. 3 milyar parayla 1 milyar parayla ne olur? Yeterli değil yani. Yetmez. Bugün 1,5 milyar lira dükkan kirası var. 1 milyar ev kirası var adamın. Neyine yesin bu adamı? Ama biraz kendileri yiyeceklerine, 5'er maaş, 4'er maaş kendileri alacaklarına millete baksın biraz da. İlk dönemde de vermedi. Verdi mi? Vermedi tabi. 3 ay kapatalar dükkanı. Veririz dedi. 3 kaçıyor. Şimdi verdiler mi? Ne zaman vereceği belli değil. Yattı mı para? Yatmadı. Dönemde yasak varken esnafa para verilmedi. 3 ay kapatılar dükkanı. 6 milyar bunun kirası var. Verdik dedi çıktı. Kapattı. Onlar ne oldu? Birer 100 lira vardı. Onlar da alınmadı. Şimdi 5'er lira verdi. 5'er lira 3'er lira verdi. Onlar da yok. İlk devrede, ilk dönemde hastalık sardı mı? Esnafa para verilmedi. Verilmedi. Almadı. Kimse almadı. Kimse almadı. Ve elkiş yapma. Doğruyu söyleyeceğim. Elini hareket yapma. Doğru. Doğruyu söyleyeceğim. 3 ay bak abla 3 ay kapattı dükkanı 5 kuruş yok. Daha yatmadı ki verilmedi ki belli değil. Nereye yetecek? 6 bin lira dükkanın kirası. Yeterli olmaz ki 3 milyon ne yapacak elektrik? Ne olacak? Benim bayan 4-5 tane işçi çalıştırıyorsun. Üniversitede çocuk okuyor. 3-5 tane adam çalıştırıyorsun. Cavrun cerrahı foru hep eleman masraf. Var. Nece yerleri bedava paraya gömmesini biliyor ya. Damadı dünyayı vurdu gitti. Aslanım benim. Ya? Gemilen oldu. Gemilen gitti. Burada kapadı vardı hemen damadın. Şunu. Abla bu para vermez o. Daha belli değil o. Daha hastalık bitmedi. Birinde biter mi? Tam sağlandı Temmuz'da diyor. Bir dahaki sene, bir dahaki kışa belki olursa olur. Önümüzdeki kış da bitmez. Esnaflar da şikayetçiydi. Her yer kapalı. Evet. Esnafı kurtarır mı saat 9'da? İlk dönem bile onun parasını bile vermedi. 3 ay yatırdı dükkanı. Verilmedi paralar. Benim oğlan var. Ayakkabı satıyor. Kapalı. İlk dönemde kapattı zaten. Kredi aldım peki. Kredi çekmez. Çünkü işi olmadığı için. Krediyi alacaksın da ödemesi ne olacak? Evet, çoğu esnaf kredi çekmiş. Çeksin varsın. Sonu ne olacak onun? Ödeyemiyor ya. Nereye ödeyecek ya? Adam sahile gidiyor 3 ay yaşama. Peki Tayyip Bey şimdi Türkiye'ye nasıl yetirecek bu? Bak arabalara para veriyor. Bu arabalara para haram. Fabrikadan işçi çıkarıyor mu işveren? Bunlara yatırım yapacaksın. Ablacığım. Peki AK Parti sizce bu dönemde de yani gelecek seçimlerde de seçilir mi? Seçilmez. Almaz? Alamaz. Belki bu dönemde kazanır da. Zaten yıkamazlar o adamı da. Adam şimdi o olmasa zaten Türkiye öldü. Şimdi bu arabalara bak bu adamın 50 dönüm arazisi var. İnek var, keçi var, evinde koyun var. Buna haram para. O fabrikadan çıkan işçiler var ya onlara yatırım yapacaksın. Bana vermesin. İstemiyorum. Onun da bazen kendi evi olan da var. Kiracısı olan da var. Bunlara yardım edeceğim. Bunlar zaten kazanıyor dünyada. Ki her gün yövmesi 1 milyardan aşağı düşmüyor. Bunlara para haram. Huzili lira haram. Hacı yapma sen istemez hacı istemez. Sizden alalım mı?